Özellikle de Kahramanmaraş'a. Ata, ne olmuş, ne yaşanmış, neredesin? Seni dinleyelim. Teşekkür ediyoruz Cansın. Tabii TOGG milli gururumuz ama asrın felaketinde unutmamak ve unutturmamak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yaraları sarmayı sürdürüyor deprem bölgesinde Başkan Erdoğan liderliğinde. Neredeyiz? Göksun ilçesine bağlı Salyan Mahallesi burası. 26 hanenin bulunduğu bir mahalle burası ve o yıkıcı depremde 3 evin haricinde diğer tüm evler yıkıldı veya ağır hasar gördü. Neyse ki can kaybı yok, onu hemen söyleyelim. Ama bu mahallenin bir başka özelliği, ben şimdi atladım, bilmiyorum Selçuk beni çektim atlarken ama mahallenin dört bir tarafında fay hatları var Cansın. Gördüğünüz gibi o asrın felaketinin yıkıcı boyutunu gözler önüne seren o görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. O noktadan geçtik, burada küçük bir fay hattı var, yine bir yarık oluşmuş durumda. Hemen bulunduğumuz bu noktada yine ayrı bir yarık var. Aslında bu yarıklar dağların üzerinden geliyor mahalleye doğru. Yani metrelerce uzunlukta o fay hattından bahsetmek mümkün. Aslında en dikkat çeken yeri de burası. Gördüğünüz gibi yol. Burası mahallenin üst tarafındaki yol. Az önce Selçuk gösterdi o mahalleyi. Neredeyse hiç yaşayan yok. Birkaç çadır gördük sadece. Mahallenin üst tarafındaki yol. Bazı evlere ve buradan bahçelere, arsalara giden bir yol. Ama bu yolun da gördüğünüz gibi 1,5 metre yukarıya kalktığını gözlemleyebiliyoruz. Hatta vatandaşlar da kendilerince bir çözüm bulmuşlar. Buraya merdiven koymuşlar. Merdivenle yoldan karşıya geçme imkanına sahip olabiliyorlar. Gerçekten de üzücü görüntüler ve üzücü olduğu kadar da ürkütücü görüntülerle karşı karşıyayız. Son olarak da Selçuk buraya gelip şurayı gösterebilirsen bu fay kırığı, bu yarıklar metrelerce işte böyle dağın üzerine doğru devam edip gidiyor. Evet, toparlayalım. Göksun ilçesine bağlı Salyan Mahallesi'nden gerçekleştirdik bu yayınımızı. Asrın felaketinin ürkütücü boyutunun gözler önüne serildiği noktalardan birisiydi burası diyelim ve sözü tekrar size.